Başkanım, Mayıs ayında ilimiz Kırşehir ve diğer iller yeterince yağış aldı mı ve çiftçilerimiz bu yağışlardan memnun mu? Kırşehir bölgemizde Nisan, Mayıs aylarında son yılların en yüksek yağışı düşmüştür. Bu yağışlardan dolayı da ürünlerimiz iyidir. Çok şükür güzel bir hasat geçireceğimizi düşünüyorum. Başkanım, malum geçtiğimiz günlerde bölgesel dolu yağdı. Hangi köylerimiz etkilendi ve çiftçilerimize zararı ne kadar bildiğiniz var mı? Karahıdır, Yukarı Homurlu, Yeşiloba köylerimizde dolu yağdı geçen hafta cumartesi günü ve bu yağışlarda Buzluk Dağı'nın etrafındaki olan köylerimizdeydi. Dolu yağışları çoğunlukla mera alanlarına vurduğu için kayıplarımız az denecek miktarda oldu. Çok şükür Tarım İl Müdürümüz Sayın Duran Seçen Bey'le de gittik. Köylülerimizle, çiftçilerimizle görüştük orada. Ekinlerimizde zayiat çok az denecek kadar belli bir kısımda zarar olmuş durumda. Çok şükür diğer ekim alanlarımızda zararımız yok denecek kadar az. Başkanım, diğer illere göre Kırşehir yeterince yağmur aldı mı? Çok şükür bu yıl Kırşehir'imiz diğer illere göre, çevre illerimize göre düşen yağış miktarı misli oranlarda diğer illere göre fazla. Başkanım, malum çiftçilerimizin çoğu taban gübresi atmadı. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ekilen ekinler etkiledi mi? Muhakkak etkilemiştir. Ekinin gelişimi, taban gübresi çok önemli ekin gelişimi için. Yalnız yağışlardan dolayı bu açık kapanmıştır. Yağışların güzel olmasından dolayı. Bu vesileyle de ekinlerimiz güzel. Tabii taban gübresi atılan yerlerdeki ekinlerimiz daha güzel. Başkanım, her yıl olduğu gibi bu yıl da acaba ekinlerde herhangi bir zarar ziyan var mı ya da hastalık var mı? Bazı bölgelerimizde sarı cüce dediğimiz hastalıktan şikayetler aldık. İşte ekinde saranmalar oldu. Ondan sonra pasta ilgili yağışların fazla olmasından dolayı pas hastalığı gözüken yerlerimiz oldu ama çok az yani kısmi bir şekilde oldu. Bunun için de ilaçlaması yapıldı. Tarım İl Müdürlüğümüz de sağ olsunlar aldığı tahlillerde sadece iki bölgemizde pas hastalığı çıktı. Onun için de ilaçlamalar yapıldı yani. Bir de şey ifade etmek istiyorum. Evet, sezon zamanı yaklaşıyor. Devletimizden taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Şu anda Urfa'da, Hatay'da, Adana'da hasat mevsimi başladı. TMO alıma geçmediği için şu anda orada ürün fiyatları çok düşük seyretmekte. Geçen senenin altında seyretmekte. Bu da çiftçimizin emeğinin zayi olması demek, kayıpları demek. Onun için de bir an önce hükümetimiz taban fiyatlarını açıklamalı diye düşünüyorum yani. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah emeklerinin karşılıklarını alırlar, alın terlerinin karşılıklarını alırlar. Güzel bir yıl olur diye düşünüyorum. İnşallah da iyi olacağını bütün kalbimle inanıyorum yani.